efendim gece? Haluk'la konuştun mu? Konuşunca ben seni arayacağım dedim. Niye arayıp duruyorsun sürekli? Vakit daralıyor. Sen de neden hala konuşmamakta ısrar ediyorsun? Takdir edersin ki bu konuşulması çok da kolay bir konu değil. Bilemem artık konuşması mı kolay yoksa konuşmaması mı daha zor. Bunu yaşayıp göreceksin Meltem. Ben elimden geleni yaptım sizin için. Bir dakika. Ben hiç konuşmayacağım demedim. Konuşacağım. Ne zaman? Kendimi hazır hissedince. Bir an önce kendini hazır hissetsen iyi olur Meltem. Ben seni arayacağım. Kapatıyorum. Bugün akşam olmadan Haluk'la konuş. Tamam. Senden haber bekliyorum. Meltem. Bunlar ne? Ana. Sen boynunu niye çıkardın? Boynum ağrımıyor. Çıkardım. Canım olur mu öyle şey? Kafana göre takıp çıkaramazsın ki bunu. Doktor sana bir şey söylemedi mi? Doktor bana bir gün tak sonra çıkar dedi. Ben de çıkardım. İyi de sen dün akşam takmadın mı? Yani tam bir gün olmadı daha. Akşam çıkarman lazımdı. Of Haluk. Niye yani? Ben sana yalan mı söyleyeceğim? Yani merak ediyorum ne oldu boynu? Hem sen o boynunu nasıl incittin? Sen niye bu kadar benim üstüme geliyorsun? Niye her şeyi bu kadar soruyorsun? Anlattım işte incindi taktım ne? Kızım ben senin kocanım. Allah Allah. Aylarca da sorarım, yıllarca da sorarım. Konu seninle ilgiliyse tabii ki soracağım. Merak ettiğim için soruyorum. Ne oldu? Sen niye bu kadar tuhafsın ayrıca? Tuhaf değilim Haluk. Ya senin bu kadar üstüme gelmenden, inatla sorular sormandan bunaldım. Tanıştırayım, ben senin kocan taş fırın Haluk. Ya sabaha kadar, öğrenene kadar sorarım. Aylarca, yıllarca sorarım. Evet, seni dinliyorum. Nedir, ne oldu? Tamam, peki. Dün kendi kendime evde yoga yapmak istedim. Köprü yaparken ters hareket yapmışım, incindi boynum. Köprü yaparken? Evet. Kaçıncı köprü? Böyle biraz espri yapayım, ortam biraz ısınsın dedim. Ama soğudu. Ama güzel bir espriydi hani. Kaçıncı köprü? Sende bir tuhaflık var ama neyse. Öğreniriz yakında. Biraz önce arada kaynadı. Bunlar ne? Hediye çeki. Yani? Ne demek yani? Yani belli bir miktar alışveriş yapınca işte bir hediye çeki veriyorlar karşılığında. Kaç tane var orada? Bilmiyorum 20 galiba. 20 tane? Evet. Ha. Yani... Ne kadarlık alışveriş yapmış olman lazım 20 tane 50 liralık hediye çeki kazanmak için merak ediyorum. Boş ver şimdi hediye çekini filan. Nasıl boş vereyim? Burada nereden baksan 1000 lira var. Peki bunların son kullanma tarihi ne? Bilmiyorum Haluk yazıyordur üstünde. Ana bugün. Bırak şimdi hediye çekini son gününü. Benim seninle konuşmam gereken önemli bir şey var Haluk. Ya şurada nereden baksan 1000 lira yatıyor. Gidip harcamak lazım. Yazık ya. Yani başka zaman olsa alışverişe gitmek için böyle bahane yaratırsın. Şimdi burada 1000 lira yatıyor. Biz burada oturuyoruz. Çünkü alışverişe gitmek istemiyorum. Ay ben senin derdini biliyorum. Şimdi bu hediye çeki ya. Hani bedavaya alışveriş yapacaksın. Halbuki... Sen para harcamak istiyorsun. Böyle dışarıya para böyle saçmak istiyorsun. Bu kolay tabii. Para harcanmıyor. Ah, of Haluk. Of Haluk. Yazık ya. Şuraya bak. Öyle bakıyor bize. 1000 lira. Meltem hadi ne söyleyeceksen söyle de ondan sonra da çıkıp
Şu hediye çeklerini harcayalım. Bak yani 1000 lira yanacak. Evet. Minik Çetinoğlu çorbasını içti ama yatmak istemiyormuş. Aa, o nasıl şey öyle? Ne demek yatmama? Yatman lazım Zeynepciğim, yatacaksın ki dinlenesin. Ha? Biraz ateşim var gibi geldi anne. Sana ölçtürmek için geldim. Yok tabii ki dedim ama dinletemedim. Ateşin falan yok ama birazcık kırgınlığın var. O da böyle yatıp dinlenince geçecek, o kadar. İstersen bir de ben bakayım. Sen iyi bakamamış olabilirsin. Evet evet, bir de babam baksın. Gel bakalım. Gel bakayım, bakayım. Aa, bu çocuğun ateşi var, cayır cayır yanıyor. Evet, ben de aynı şeyi söylüyorum. Doğru doğru, haklısın. Hadi hemen doktora gidelim, şöyle bir iğne yaptıralım, o ateşin düşsün. İğneye gerek yok bence. Seni yalancı balık. Hadi gel biz yatalım. Hadi yata. Ben yatırayım, gelirim biraz sonra. Demek ateşim var ha? Nasıl ateşmiş bu? Acaba diyorum sen bu yoga hareketini yaparken, boynunu incitirken böyle kafayı falan da mı vurdun bir yere? Ne? Anahtarı 2 kere çanağa attım, hiçbir şey söylemedim. Çünkü artık yoruldum Haluk. Çok bunaldım, artık sana bir şeyler söylemekten çok sıkıldım. Savaşmaktan da yoruldum. Sen niye böyle garip cevaplar veriyorsun, böyle huysuzsun, aksisin ha? Tam zamanı Meltem. Hadi söyle. Anladım, anladım. Hediye çekleri yüzünden. Şimdi onunla ilgili böyle konuşacağım diye sen şey yapıyorsun. Ama konuşacağım. Niye? Çünkü bizi keriz yerine koyuyorlar. Atlamışız, gitmişiz. Elimizde 20 tane 50 liralık hediye çeki var. Nereden baksan 1000 lira. Ben de zannediyorum ki, oh, 1000 lirayı böyle gönlümce harcayacağım. Ama yok. Onları harcamak için 250 liralık alışveriş yapman gerekiyor. Her 250 liralık alışverişte o 50 lirayı düşüyorlar. Yani aslında hani 1000 lirayı harcamak için 2000 liralık masraf yapıyoruz. Haluk. Ben boşanmak istiyorum. Kızgın mısın? Yok. Kırgın mısın? Peki niye hiçbir şey söylemiyorsun? Şaşkınım. Beni az çok tanıyorsun. Böyle bir kararı enine boyuna düşünmeden almayacağımı tahmin edersin. Sen de beni tanıyorsun. Böyle düşünmeme şaşırmamış olman lazım. Şaşırmakta haklısın. Bir şey soracağım sana. Ben farkında olmadan seni böyle kıracak, üzecek bir şey yaptım mı? Hayır. O zaman sorun ne? Son zamanlarda bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim. Ne gibi? Thank you.
Artık seni eskisi kadar sevmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarım.